Bu videoda nöronlardaki aksiyon potansiyellerinden, diğer adıyla eylem akımlarından söz edeceğim. Burada gördüğünüz resim nöronun şematik bir çizimi. Soma'yı yani e, hücre gövdesini kırmızıyla, akson adlı sinir hücresi uzantısını ise yeşil renkle belirttim. Pek orantılı bir çizim olmadı ama neyse. Sonuçta dediğim gibi şematik bir çizim bu. Sarı renkteki şu kabartılar da miyelin kılıflarını yani aksonu çepeçevre saran yalıtkan maddeyi temsil ediyor. Ağaç dallarını ya da bir geyin boynuzlarını andıran mavi renkli bu çıkıntılar ise fazlaca büyük çizdiğim dendritler. Keza dallanıp budaklanan bu yapı da sinir hücresinin bir diğer uzantısı. Gelelim grafiğimize. Grafiğimizin y ekseni membran potansiyelini x ekseni ise zamanı gösteriyor. Nöronlar yani sinir hücreleri elektrokimyasal herhangi bir sinyal girdisine maruz kalmadıkları sürece membran ya da hücre zarındaki elektrik potansiyeli gayet kararlı durumdadır. Bu da eksi 70 milivolt civarında bir değere tekabül ediyor. Yani bir sinyal girdisi yokken membran dinlenim potansiyeli aşağı yukarı bu değerlerde seyrediyor. Bunu bazen eksi 60 olarak da ölçebiliriz. Bu değerlerde seyrettiğini bilelim. Fakat eksitatör ya da inhibitör, diğer adıyla uyarıcı ya da baskılayıcı, yasaklayıcı da diyebiliriz girdiler. Dinlenim potansiyelinde bir takım değişikliklere yol açıyor. Çoğunlukla dentritleri bazen de Doğrudan soma'yı ya da aksonu hedef alan elektrokimyasal sinyallerin ya da sinyal girdilerinin hücre zarı üzerinde oluşturduğu bu etkiye kademeli potansiyel diyoruz. Kademeli potansiyeller birbirine zıt iki farklı biçimde ortaya çıkıyor. Bunlardan biri depolarizasyon, diğer adıyla eksitatör ya da uyarıcı potansiyel. Diğeri ise hiperpolarizasyon, diğer adıyla inhibitör ya da baskılayıcı potansiyel bazı yerlerde yasaklayıcı potansiyel diye de görebilirsiniz. Aslında bu hareketliliğin uyarıcı ya da baskılayıcı olarak tanımlanması eşik potansiyeli üzerinde oluşan etkiye bağlı olarak de şekillenir. Ona göre değişir. Yani membran potansiyeli genelde eksi eksi 50 e, milivolt e, dolayında seyreden eşik potansiyeline yaklaştığında uyarıcı bu eşikten uzaklaştığında ise baskılayıcı potansiyel söz konusu olur. Kademeli potansiyelin aradan geçen zamanla ya da kat edilen mesafeyle nasıl zayıflayıp ortadan kaybolduğuna önceki videolarda değinmiştik. Hatırlarsanız uyarıcı bir sinyal girdisi sonucunda ortaya çıkan depolarizasyon hücre zarına yayılırken gitgide küçülüyor, oluşan kademeli potansiyel giderek etkisini yitiriyor ve sonunda yok oluyordu. Tabi aynı durum baskılayıcı bir girdinin yol açtığı hiperpolarizasyon için de geçerli. Keza aynı videolarda zamana ve mekana bağlı bu yok oluş sürecinin etkin rol oynadığı bir şeyden de söz etmiştik. Bu süreç, dentritlerde ya da hücre gövdesinde oluşan bir kademeli potansiyelin akson kökündeki tetikleyici bölge üzerinde ne ölçüde etkili olacağını da belirliyordu. Bu noktada oluşan depolarizasyonların zamansal ve mekansal sumasyonlara kavuşabilmeleri için, Birden fazla uyarıcı sinyal girdisine ihtiyaç var. Hatırlayacağınız gibi kademeli potansiyellerin birbirine eklenerek oluşturduğu etkiye sumasyon e, diyorduk. Tetikleyici bölgeye ulaşan uyarıcı potansiyellerin membranın bu bölgesindeki eşiği aşabilmeleri, yani buradaki mevcut potansiyeli yükseltebilmeleri için yeterince büyük olmaları gerekiyor. Bu da çoklu sinyal girdileriyle mümkün. Toparlayacak olursak Eşik potansiyelin aşılabilmesi, uyarıcı ya da baskılayıcı potansiyellerin yeterince büyük olmasına, yeterli büyüklüğün sağlanması sumasyona, sumasyonun oluşması da çoklu sinyal girdilerine bağlı. Yani bunların hepsi aslında birbirine bağlı süreçler. Peki Uyarıcı ya da baskılayıcı potansiyellerin birbirine eklenerek oluşturduğu sumasyon, tetikleyici bölgedeki membran potansiyelini eşik değerin üstüne çıkardığı anda ne oluyor dersiniz? Sorum da bu. Cevabı da basit. Nedir? Aksiyon potansiyeli. Tetikleyici bölgedeki voltaj eksi 50 milivolt dolayındaki eşik potansiyeleri aştığında, burada oluşan aksiyon potansiyeli akson ucuna kadar iletilir. Sinir hücreleri bu sayede oldukça uzun mesafelerde bilgi aktarımı yapabiliyorlar. Tabii uzun mesafe derken bir e, yani bir metre ve üzerini kastediyorum. Öyle öyle kilometreleri düşünmeyin arkadaşlar. Sonuçta insan vücudundan bahsediyoruz. Aksiyon potansiyelini kademeli potansiyelden ayıran belirgin farklar var. Bunların başında neredeyse her nöronda büyüklüklerinin ve sürelerinin aynı olması geliyor. Bir diğer önemli fark da, kat ettikleri mesafe ne kadar uzun olursa olsun, aksiyon ucuna kadar herhangi bir değişme uğramadan iletilebiliyor olmaları. Aksiyon potansiyeli biçimsel olarak da oldukça karakteristiktir. Kendine has özellikleri barındırır. Kademeli potansiyellerin membran potansiyelini eşik değerin üzerine taşımasıyla ortaya çıkıyorlar, tabi sumasyon sayesinde. Fakat kademeli potansiyeller gibi etkilerini kaybedip dinlenin potansiyeli düzeyine dönmüyor. Tam tersine çok yüksek pozitif voltaj değerlerine tırmanı, e, tırmanıyorlar bir anda. Membran potansiyeli çok kısa bir zaman diliminde oldukça yüksek değerlere tırmanıyor. Normalin aksine şimdi membranın iç tarafı dışarıya göre çok daha pozitif yüklü durumda. Hatırlayacağınız gibi normalde iç taraf daha negatif oluyordu. Bu hızlı tırmanış bir noktada kesiliyor ve kısa bir duraklama oluyor. Ardından da dinlenim potansiyeline doğru hızlı bir düşüş başlıyor. Ne var ki bu gerileme dinlenim potansiyeli seviyesinde son bulmuyor, daha da negatif değerlere uzanıyor. Sonra yine kısa bir duraklama ve ardından tekrar dinlenim potansiyeline doğru yavaş bir tırmanış. Sözün ettiğim voltaj değerleri nöronun türüne göre farklılaşmakla birlikte eşik potansiyelinin değeri genellikle eksi 50 mV civarında. Bazı yerlerde eksi 60 da olabilir. Yani bu süreçte membran potansiyeli eksi 50 mV'un çok üstüne. Örneğin artı 40 e, milivolt dolaylarına kadar e, milivolt dolaylarına tırmanıyor. Sonra kısa bir durak ardından aynı hızla eksi 70 milivolt dolaylara, e, dolaylarına kadar düşüyor. Membran'ın eksi 60 milivolt civarında dinlenim potansiyeline dönmesi ise nispeten biraz daha zaman alıyor. Başlayan aksiyon potansiyeli için söz konusu olan voltaj değerleri nöronun türüne göre ufak tefek farklılıklar gösterse de ölçek genelde aynı. Diğer bir de işte farklılıklar orantısal. Tabi bunda aksiyon potansiyelinin ya hep ya hiç esasına göre işlenmesinin payı da büyük. Tıpkı bir elektrik devresi gibi. Bir ya da sıfır. Arası yok. Yani ölçeğin sinyal girdisinin büyüklüğüne göre değiştiği kademeli potansiyellerin aksine aksiyon potansiyeli ya oluşur ya da oluşmaz. Mesela eşik potansiyelini aşan bir depolarizasyonun büyüklüğü ortaya çıkan aksiyon potansiyelinin büyüklüğünü belirlemez. Grafik üzerinde gösterecek olursak, Kademeli potansiyel sürecinde oluşan depolarizasyon eşiği şu kadarcık açsa da ya da çok daha fazla açsa da ortaya çıkan aksiyon potansiyelinin büyüklüğü aynıdır. Yani eşiğin ne kadar üstüne çık çıkıldığı burada önemli değil. Bir elektrik anahtarı gibi bir eşik aşıldı, sıfır eşik aşılamadı. Ya hep ya hiç. Keza aksiyon potansiyellerinin süresi de tüm nöronlarda gayet kararlı bir tablo ortaya koyuyor. Yalnızca birkaç milisaniye yani oldukça hızlı. Evet, kademeli potansiyellerde birkaç milisaniyeli kızlara çıkılabiliyor. Fakat kimi zaman da kat be kat yavaş bir seyir takip ediyor, varlıklarını çok daha uzun sürdürebiliyorlar. Varoluş sürelerindeki bu değişkenlik sinyal girdilerinin sürelerine bağlı olmalarından kaynaklanıyor. Bir diğer önemli fark da kademeli potansiyellerin tersine aksiyon potansiyellerinin kat edilen mesafeyle e, zayıflayıp yok olmamaları. Akson kökü ya da tetikleyici bölge ile akson ucu arasındaki mesafe ne kadar uzun olursa olsun, iletilen aksiyon potansiyelinin gücünde herhangi bir değişiklik olmaz. Çizim üzerinde sembolik olarak gösterecek olursak, aksiyon potansiyelinin şiddeti şurada, e, yani tetikleyici bölgede şöyle bir grafik eğrisi ortaya koyuyorsa, aksonun ortalarında yine aynı grafikte. Nihayet akson ucuna vardığında da yine tıpatıp aynı grafikte seyreder. Yani şiddetinde herhangi bir azalma söz konusu olmaz. Tabi kimi nöronlarda akson kökü ve ucu arasındaki bu mesafenin 1 metreden uzun olduğunu hatırlatmakta fayda var. Aksiyon potansiyellerinin akson üzerindeki iletim hızı da oldukça yüksek. Saniyede 1 metre ile 100 metre arasında değişiyor. Elbette iletim ya da aktarım hızındaki bu değişikliğe etki eden faktörler de var. Örneğin çapı geniş olan aksonlar dar olanlara göre daha yüksek aktarım hızına sahip ve tabii miyelinli aksonlar ya da miyelin kılıfıyla kaplı aksonlar. Bunlar da miyelinsiz aksonlara göre daha yüksek hızda iletim sağlıyor. Aslında her iki faktör birbirine eşlik ediyor. Yani miyelin kılıfları genellikle geniş çaplı aksonları çevreliyor. Bununla birlikte miyelinli aksonlar üzerinden iletilen aksiyon potansiyellerinin hızı sabit değil. Akım, miyelin kılıfıyla kaplı kısımlarda hızla iletilirken, kılıflar arasında kalan ve Ranvier boğumları adı verilen yalıtımsız bölgelerde yavaşlıyor. Çizim üzerinde gösterecek olursak eylem akımı şurada tetikleyici bölgede nispeten yavaş yol alıyor. Fakat bu miyelinli kısma vardığında hızlanıyor. Sonra tekrar miyelinsiz bir bölgeye, bir Ranvier boğumuna geliyor ve tekrar yavaşlıyor. Ta ki bir sonraki miyelinli kısma ulaşana dek Akımın sürekli hızlanıp yavaşladığı bu iletim biçimine sıçramalı iletim deniyor. Çünkü akım akson boyunca sabit bir hızla ilerlemek yerine bir boğumdan diğerine sıçrayarak yol alıyor.